Bismillahirrahmanirrahim. Hafız İbn Hacer el-Eskelani rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram adlı eserinin açıklaması şerhi olan Subulü Selam, yani Türkçe'ye kazandırılmış ismiyle Selamet Yollarında namaz kitabında bayram namazı başlıklı bölümlerde okumaya devam ediyoruz. 515 nolu hadis-i şerif. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan naklediliyor. Ennen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem, salle yevmel id rekateyni, bayram günü iki rekat namaz kılardı. Lem yusalli kablehuma, onlardan önce namaz kılmazdı. Vela ba'dehuma, ya da onlardan sonra ve de onlardan sonra nafile namaz kılmazdı. Ahrecehu Seba hadisi, İmam Ahmet ve Kutub-i Sitte'nin tamamı nakletmiştir. Tekrar okuyorum. 515 nolu hadis-i şerif. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü iki rekat namaz kılmış, onlardan evvel ve onlardan sonra namaz kılmamıştır. Bu hadisi yediler, yani İmam Ahmet ve Kutub-u Sitte nakletmiş, onlarda bu hadis yer almıştır. Bu hadis bayram namazının iki rekat olduğuna delildir ki bayramı imamla birlikte ovada kılanlar hakkında icmada budur. Fakat bayram namazına yetişemeyenler hakkında mesele ihtilaflıdır. Yani bayram namazını kaçıran ne yapacak? Bu konuda alimlerin farklı içtihatları vardır. Ekseriyet, çoğunluk bayramı kaza eder, yine iki rekat olarak kaza eder demişlerdir. İmam Ahmet bin Hanbel ile Sevriye ve diğer bazı ulemaya göre dört rekat olarak kaza eder. Said bin Mansur İbni Mesud radıyallahu anh'tan şu hadisi tahsis etmiştir. Kim bayram namazını imamla kılmaya yetişemezse onu dört rekatı olarak kılsın. Hadisin isnadı sahiptir. Bazılarına göre ovada kılarsa iki rekat, evinde kılarsa dört rekat olarak kılacaktır. Ovada demesinin anlamı, eskiden bayram namazı cami dışında şehrin tamamının buluştuğu namazgah denilen bazı açık alanlarda kılınırdı. Çünkü o zaman bütün bayram için gelen herkesi buluşturabilen bir alandı. Bayramlaşmanın da olduğu, işte toplumsal buluşmanın olduğu bir alandı. Ovada kılarsa diye kastedilen de bu namazgah denilen bayram namazı yerleriydi. Ebu Hanife Hazretlerine göre yalnız başına bayram kaza etmek vacip değildir. Yani böyle bir vacip, böyle bir görev yoktur. Maafi, isteyen kimse kaza edebilir ve zahit tekbirlerini almaksızın dört rekat kılar. Yani bayram namazının fazladan yapılan tekbirlerini almadan kendi başına dört rekat kılar demiştir. İmam-ı Azam'a göre bu bir vacip değil, kendi isterse yapacağı bir şeydir. Şafilere göre bayram namazı kazaya kaldığı şekilde, yani iki rekat olarak ve ne zaman olsa kılınır. Yalnız zevalden önce kılınırsa eda, zeval dediğimiz tam güneşin orta vakti, öğle namazının gireceği vakittir. Ondan sonra kılınırsa kaza olur. Hanbelilere göre dahi imamla kılamayan bayramı istediği vakitte kazaya kaldığı şekilde kılar. Malikilere göre bayram namazını imamla kılamayanlar artık onu kaza edemez ise de onu sonradan kaza olarak değil de mendup, herhangi bir duha namazı gibi mendup bir namaz olarak kılar. Bahsin başında ise işaret ettiğimiz veçle bayram namazlarının sıfatı hakkında üç kavil vardır. Yani onların hükmü, sıfatı hakkında üç kavil vardır. 1. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiye göre bayram namazı vaciptir.
Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Hulefai Raşid'in sürekli devam etmiş olduğu olması buna delalet etmiştir. Ashab-ı kirama namazgaha gitmelerine emir buyurmuş olması da delildir. Zira emir mutlaka vücub ifade eder. Kitaptan yani Kur'an'dan delil ise Fesallili Rabbike Venhar. Allah için kurban kes ve namaz kıl. Ayet-i kerimesi kurban bayramı için diye tefsir edilmiş. Ayrıca kat evleha men tezekke ve zeker esme rabbihi fesella tezakki edip kendini temizleyip Rabbinin ismini anan, yani bunu da Ramazan bayramı, fitre bayramı olarak tefsir etmişler. Muhakkak ve namaz kılan muhakkak kurtulmuştur. Ayetindeki Ramazan bayramı için delildir. Müfessirlerin ekserisi büyük bir çoğunluğu bu ayetteki tezekka, sadakayı fıtırla zikirde bayram namazıyla tefsir etmişlerdir. Diğer bir bayram namazının sıfatı hakkında, hükmü hakkında İmam Ahmed bin Hanbel'e göre farz-ı kifayedir. Çünkü Şiariye'yi dinin bir parçasıdır. Yani İslam'ın şiarindendir. Ve cihat gibi bazılarının eda etmesiyle diğerlerinin üstünden sakıt olur. Bu yüzden de farz-ı kifayedir. 3. Sünnet-i müekkededir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam buyurmuş olması sünnet-i müekkede olduğuna delildir. Ebu Hanife'den gayri Hanefi imamları, yani İmam Ahmed ve İmam Ebu Yusuf, İmam Şafii ve İmam Malik'in mezhebi de sünnet-i müekkede olmasıdır. Bunlar 5 vakit namaz vardır. Allah bunları kullarına farz kılmıştır. Hadisiyle istidlal ederlerse de kendilerine bu istidlal mefhumu adetle olduğundan makbul değildir. Bir de bu namazlar günlük 5 vakit namazı ifade eder olması, yani bayram namazının günlük bir namaz değil, senede 2 kere olduğunu onlara bu şekilde cevap vermeye yoluna gitmişlerdir. Mevzu bahisimiz olan hadiste 2 rekattan önce ve sonra namaz kılmamıştır denildiğine göre bayram namazından evvel ve sonra nafile kılmak meşru olmamış demektir. Aşağıdaki Ebu Said hadisinde de dahi bayram namazından önce nafile kılmadığı beyan ediliyorsa da aynı hadiste namazdan sonra evde 2 rekat nafile kıldığı ifade edilmiştir. Şu halde buradaki namazdan sonra nafile kılmamıştır sözü namazgah dediğimiz ovada bayram namazı kılınan o mekanlarda kılmamıştır anlamına gelmiştir. Yani eve geldiğinde kıldığı şeklinde bir sonraki hadiste anlatılır. Ama bu okuduğumuz hadiste ne öncesinde ne de sonrasında namaz kılmamıştır. Nafile namaz kılmamıştır. Öncesinde kılmadığı zaten sonraki hadiste de bunda da geçiyor. Sonrasındaki ise evinde kıldığı şeklinde geçiyor. Evet. Bayram namazı konusunda başka bir sohbette buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.